Evet. Hocam selamünaleyküm. Ben çarşaf giymek istiyorum ama bekar isen ailem izin vermiyor. İzin vermiyor. Çarşafı ben çok istiyorum. Ne yapmalıyım? Bekar olduğum için izin vermiyorlar. Onlara bir şey söyleyin lütfen. Evlenince eşin izin vermezse diyorlar. Ben hafızlık yapıyorum. O yüzden ne yapayım hocam? Giymeliyim. Giymeliyim miyim? Aileme ne demeliyim sizce demiş bir kardeşimiz. Hafızlık yapan bir kardeşimiz. Şimdi Allah'ın emri mi daha tutulmaklıktır? Babanın, annenin veya çevrenin, eşin, etrafın dediği mi tutulmaklıktır? Allah'ın emrine mi tutmadığımız zaman daha çok üzülmeli, dert etmeliyiz? Ben Rabbimin emrini neden kırdım, neden onun emrini tutmadım diye üzülmeli, dert etmeliyiz. İşte annemi babamın dediğini niye yapmadım diye veya çevredeki Ayşe'nin, Fatma'nın, Hasan'ın, Hüseyin'in niye dediğini yapmadım, ne derler acaba demenin derdini mi taşımalıyız? O yüzden burada taşıyacağımız dert, Rabbim ne der, ne buyurur hakkımda onu dinlememiz, onu bakmamız lazım. Bir kere bu. Bununla ilgili bu kardeşimiz, yani evlenince giyersin, evlenince de ben seni çarşaflı almamıştım, ben seni çarşaflı kabul etmedim ki çarşaf giyiyorsun diye derse ne olacak? Yani koca adayı, işte anlaşırız, şey yaparız, evlenince kadar vaktim var mı? Ve o yüzden burada bir an önce Allah'ın emri, en güzel şey neyse ona sarılmak, tutunmak gerekir. Rabbim ikram eylesin, inşallah kolay eylesin. Buna itiraz edenlerin de kalplerinde o sevgiyi, o çarşaf-ı şerif sevgisini Rabbim tezelden ikram eylesin.